Merhabalar herkese, ben White Rabbit. Yeni bir kripto airdrop gündem videosundan herkese merhaba. Ara vermeden videolarımıza devam ediyoruz. Haberler biriktikçe de bu serimiz devam etmeye, çekmeye devam edeceğiz mutlaka. Yanımda yine DTFN var. Günün yükünü yine sağ olsun yüklendi ve haberleri toplayıp bize getirdi. Evet, White Rabbit burayı başladı. Sonra sonunu söyler. Sonra videoyu ben yaptım diye şey yapar. Neyse biz burayı geçelim. Şimdi arkadaşlar Rus uçaklarının, savaş uçaklarının Karadeniz'in uluslararası hava sahasında ABD'ye ait bir İHA'yı düşürdü iddia ediliyor diye bir saat önce bir haber düştü. Ve Bitcoin 60 bin doların altına geriledi. Yani herkes işte kahrolsun Rus savaş uçakları diyor da ya kardeşim Amerikalı İHA'nın orada ne iş var? Bir kimse sormuyor yani Amerika dünyanın her yerinde niye acaba falan diye. Neyse zaten Bitcoin düşecek yer arıyordu. Haberde denk geldi. Zaten işte MT Gox'un biliyorsun Bitcoin dağıtım var 9 milyar dolar falan ediyor. Onlar da dağıtacak dendi falan. O da piyasayı vurdu. Ya bu aralar zaten işte biri öksürse biri ostursa piyasa sürekli aşağı doğru düşecek yer arıyor. Boktan yani gerçekten bakıyoruz böyle boktan bir piyasa var ama ben böyle piyasa gördüğüm zaman mutlu olurum şey derim. Ne güzel birileri çıkıyor kaybediyor. Ben hızlı hızlı biraz piyasa ile ilgili haber vereyim. Watercoin vardı. Bilmiyorum biliyor musunuz? İlk 55 bin Solana oyun satışa katılabildi. Diğerleri katılamadı ama diğerleri için de bir şey yapılması isteniyor. Şu an 5x'e falan listelendi. Bir ara 1 milyar dolara falan gitti. Abi ZK'nın 600-700 milyon dolar yaptığı yerde Sikko bir Watercoin 1 milyar dolar yaptı. Yani gerçekten bu iğrenç bir yani. Bir sürü laf söylüyorlardı ama bunu. Evet ama şey olmuş. İş yapmış. 5x falan yapmış. Abi, para kazandıran şey piyasa. Oralarda mutlu oluyor. Bir boktan haberim daha var. Bugün BTC Türk lunch'u delist ettiğini açıkladı. İnsanların lunch'larını çıkarmasına izin vermedi. Bunları satıp insanlara TL verdi. Arkadaşlar bu adamlar satmak istese yıllardır satarlar. Ya ne salak bir denklem ya. Gerçekten ne kadar aptalca bir iş bu. Bence keşke regülasyon olsaydı da benim malımı bana sormadan satan BTC Türk'e ceza verilseydi. Bu gerçekten boktan bir haber. Bunların dışında Sanctum bir profil oluşturma falan çıkardı. Ya kardeşim ne zaman gelecek bunun airdrop'u? Birinci sezon bitti hala airdrop gelmedi. Sorma. Paramı çekmek istiyorum ben hala. Paramı çekemiyorum. Bölebilir miyim? Çok evet, pardon. Buyurun. Şimdi bana ara ara Kinza'yı soruyorlar. Rhea var. Rhea var. Ya arkadaşlar hani güncellemeleri biz de sizin gibi takip ediyoruz. Aslında bir açıdan bu aralar çıkmaması daha iyi. Yani piyasanın şu durumunda bir projenin airdrop dağıtması çok da mantıklı değil. O yüzden ya hala yeni bir güncelleme gelmediği sürece biz de bu konuyla ilgili bir güncelleme dolayısıyla geçemiyoruz. Bugün adam Kohran diye bir gazeteci var. Kanav Karia diye bir arkadaşımız var. Kim olduğunu merak ediyorsanız Jump Capital'in CEO'su. Bu arada Jump Capital'den ayrıldı. Tabi bu ayrılma haberinin bu Luna ve SEC anlaşmasından sonra gelmesi biraz manidar. Acaba Jump Capital komple mi çıkıyor? Çünkü Amerika'daki dava Jump Capital'e de açılmıştı. Jump Capital biliyorsunuz Luna Foundation'ın da sahiplerinden. Ayrıca şuradan hatırlayabilirsiniz. Bir ara şey batmak üzereydi UST ve bunu ciddi bir parayla kurtaran Jump Capital'di. Sizin elinizdeki birçok coin'in de sahibi Jump Capital'dir. Ciddi orada yatırımları vardır. Bu CEO değişikliği çok enteresan geldi bana. Bunun dışında şöyle bir piyasayı tarıyorum. Bunların dışında ne var? Yani aslında çok da önemli bir şey yok. Her şey var ya aslında bir dedikodu hikayesi yapacaktıktır. Onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Piyasanın eski ağır abilerinden Ethereum'un, Starknet'in, Fibros'un babalarından, sahiplerinden diyelim. Toby kardeşimiz bir genç nesil bir kardeşimize at yarrağı dedi. Yani ben burada ya demesi için şunu söyleyebilirim. Çok da güzel dedi. Çok yerine oturarak söyledi. Yani bu kadar güzel dedi ki sen dedi projelere dedi yalakalık yaparken bilmem ne ederken o projeleri ben advisor'lık yapıyorum. Sen kim köpeksin dedi. Bence bu noktada gerçekten birazcık haklı. Çünkü bu piyasada bir kim oldum delicilik var. Yani kim oldum ben falan abi coşuyor millet. Yani
Efendim piyasaya yararlı bir şeyler söylemek ne yapıyor lan piyasaya yararlı bir şey söyleyince? Yani sanki insanlara para veriyorsun, insanlar onun üzerinden işlem yapıyorlarmış gibi. Dün onun bunun götünü yalayarak bir yerlere gelen saçma sapan insanlar bugün önüne gelen herkese laf söyleyebileceğini zannediyor. Bana gerçekten çok enteresan geliyor. Bu çok çok güzel yerden vurdu yani. Gerçekten hani o sen kimsin at yara sen gerizekalısın dedi. Git Bey tweetlerini paylaş dedi. Valla ben çok mutlu oldum. Ya piyasanın gençliği ben belki yaşla ilgilidir. Bu gençlerle ilgili hani genç kardeşlerim üzerine alınmasın ama çok kızdı ne oldum delisi onu. Ya piyasada evet, abi 10 yıldır bu piyasada evet, olmuş gerçekten. Bir adam var. Adam lan paraya ihtiyacı yok. Yani piyasada varlık amacı başka bir şey. Gidip adama durduk yerde çakıp yok sen kimsin bilmişsin adama daha önce attığım hocam hocam tweetlerini de Toby çok güzel paylaştı. Gerçekten güzel bir göt oluş izledik. Toby'ye de buradan saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Sevgi göndermiyoruz, küfür edebilir. O yüzden saygılarımızı gönderiyoruz sadece diyelim. Ya burada ben bazen onun iletişimi de çok iyi bir iletişimi yok Toby'nin yani. Yok evet. Neyse. Yeni Mine cüzdanı Palat açık betasını duyurdu arkadaşlar. Yani çok da böyle büyük bir haber yok buradan aradığım kadarıyla. Moment Galaxy Quiz'i gelmiş, onu hatırlatmış olalım. Ha, evet, onu yapabilirsiniz. Ayrıca Caldera'nınki bitti mi bilmiyorum. Onun Galaxy etkinliği var, onu tamamlayabilirsiniz. Bunun dışında Berachain'in de bir etkinliği var sanırsam. Berachain'in sürekli bir etkinliği var. Berachain testnetine katılmadıysanız sıfırdan katılabiliyorsunuz. O yüzden Berachain'i de atlamayın. Hani önemli yatırım almış projelerden bir tanesi. Testnet maliyetsiz dolayısıyla. Testnet cüzdanınız varsa oradan katılabilirsiniz. Yani en azından ben testnet cüzdanına katılıyorum. Bunun dışında bir Galaxy etkinliği, Babylon Chain'in Galaxy etkinliği var. Şu ara faucetleri sıkıntılı ama Discord'dan 5 saatlik aralarla maalesef deneyebiliyoruz. Ben de 5 saatlik aralarla deniyorum. Hala sıkıntılı ama bir açık bulup oradan faucet'i alıp Galaxy etkinliğini tamamlayın. Eğer Babylon Chain'de daha önce etkinlik katıldıysanız. Nubit'te de Light Node test başlamış. İlgilenen arkadaşlarımız varsa ona da bir göz atabilirler. Aslında Scroll'la ilgili detaylar, datalar falan paylaşılmış. Haftalık kullanıcı sayısı 400 bin. Haftalık ortalama işlem sayısı 2 milyon. Günlük ortalama DEX hacmi 25 milyon. Yani 80 milyon dolar da yatırıma aldılar. Yani buradan güzel airdrop alınacak mı? Yani yine bu piyasada bir şilleme görüyoruz. Hani yine buna kapılmamak lazım diye düşünüyorum. Dikkat etmek lazım. Yani Scroll çok büyük verecek. Linane büyük olacak. ZK'nın taşakları 5 kilo olacak falan gibi böyle. Hani birilerinin çok fazla gereksiz yönlendirmesiyle büyük umutlara girmemek lazım. Scroll gelecek. Geleceği güne kadar sen bunu düzgün bir şekilde kullanırsın. Geldiği günde gider paranı alırsın. Ben aldım dersin. Biz de seni alkışlarız. Ama onun dışında ben bütün 10 bin dolar verdim. 20 bin dolar verdim. Gelmedi ne yapalım diyorsanız. Sıkıntı bu arada Babylon Chain'de de testnet görevleri var bildiğim kadarıyla. Onu söyledim işte. Ha sen söyledin mi? Sorry ben şöyle bir göz ucuyla bakayım diyorum. Tamam bu o değilmiş. Tamam okey ben söyleyeceklerimi söyledim. 10 dakikayı da geçmeyelim. Birkaç yere ekleyemiyoruz. 8 dakika olmuş. Tamam bugün kısa bir gündem yapalım. Bu arada Binance Square üzerinde hem DTF'nin hem de benim ayrı hesaplarımız var. Eğer Binance Square'ı takip ediyorsanız oradan da bizleri takip edebilirsiniz. Ara ara makaleler de paylaşacağız oradan. Aslında bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram, TikTok ara ara bir şeyler atacağız. Biraz günlük olarak da şeyler atabiliriz. Hani seviyorsanız oralarda gezmeyi bize de bekleriz diyelim. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeden geçmeyin lütfen. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyelim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.